buraya aynı gayle geldik. Bilerek veya bilmeyerek. Birçoğumuz yoganın ismi için gelmiş olabilir. Hani yoga kelimesi var ya, çok popüler oldu. Bütün dünya şimdi yoga yapmak istiyor. Ama yoganın ne olduğunu da bilmeden gelenler de olur. Olsun. Başlamak çok önemli yogaya. Çünkü başlamadığımız zaman onu tanımamız mümkün değil. Aşk gibi. Aşık olmasan nereden bileceksin ki? Onun için yogaya bir adım atmak çok önemlidir. Biz bu Yoga Vakfı, biliyorsunuz organize ediyor bu sistemi, bugün şu burada. Yoga Vakfı'nın hedefi, yogayı bir hizmet anlamı içinde Türkiye'de topluma indirmek. Biliyorsunuz ki yoga başladığı zaman bütün dünyada ve Türkiye'de de imkanları olan, biraz daha modern, değil mi? Hani eğitimli insanların yaptığı bir spor veya yaşam tarzı diyelim başlangıcında. Çünkü ben geldiğim zaman da böyle başlamıştı. Ama ben hiçbir zaman hoca olarak, bir, uyanmak, kendini insan olarak keşfet. Yoga yaparsan zaten devamlı, o uyanacak içinde, bilgelik uyanacak. İki, dünyamızı idare eden yöntemler neyse, onların tuzağından, onların menfaatine hizmet etmekten kurtul. İnsan gibi yaşamak için kendini keşfet ve öyle yaşa. Mecbur değilsin çok şey almaya, satın almaya, onlar söylüyor diye. Mecbur değilsin şunu bunu yemeye. Mecbur değilsin savaşmaya. Mecbur değilsin şunu şunu yapmaya. Ama insan gibi yaşamak mecburiyetindesin. Yoksa kendine insan diyorsan, uyan. Ben halen uyanmaya çalışıyorum. Günaydın. Muhakkak bir sanat, muhakkak bir spor, muhakkak bir lisan öğretiniz. Çocukların muhakkak bu üçünden nasibini alması lazım. Ki insan olabilsin. Kendisini evrensel görsün. Kendisini ben şu mahallede oturan bir Türk'üm, ya Kürt'üm, ya Fransız'ım olarak bakmasın. Ben dünyalıyım diye baksın. Bütün dünyalı insanları kucaklayabilecek bilince ulaşsın. Biz bu yogayı yaparken bunun doğması, içimizde uyanmasını istiyoruz. Yani bizim yoga çalışmalarımızda şunu bilin. Yoga eşittir uyanış. Kelimeye bakın. Uyanış, uyanmamız lazım. Ben birçok konuşmamda hep gittiğim zaman akşam üzeri bu saatte diyorum günaydın. Allah Allah diyorlar, hoca ne diyor? Günaydın dedi. Şaşırdı mı acaba? Tünaydın demesi lazımdı, günaydın dedi. Hayır, şaşırmadın. Uyanmamız gerekiyor. Farkındayız. Aile olmak demek şartsız, şurtsuz, ihtiyaç olunduğu zaman orada olmak demektir. Aile budur. Yani hesap yapmıyoruz. Ama şimdi şöyle yaparsam bunu kaybedeceğim, bunu yaparsam, öyle bir şey yok. Ailesen kardeşim, vazifeni yapacaksın ve beklentisiz yapacaksın. Zarara uğrasan bile yapacaksın. Hayat burası değil. Bu zihin. Zihin vicdansız olduğu, vicdan olmadığı zaman hiçbir işe yaramaz. İnsan olmanın meziyetleri şudur. Zihnini bilimsel olarak kullanacaksın. Vicdanını, kalbini de ruhsal olarak kullanacaksın. Bizim vicdan ve ruhumuzu besleyen sanattır arkadaşlar. Sanat, beynimizi de bilim. Kaçırmayalım bunları. Beyin için bilim, kalp için sanat. Onun için ben bütün annelere bunu tavsiye ederim. Anneler, okula gönderin, göndermeyin çocuklarınızı. O benim işim değil ama şunu söylüyorum. Çocuğa verecek, inancı uyanacak. Yoga öyle bir sistem. Onun için inançlı olmazsın. Yoga sayesinde ihtiyacı olan inanca ulaşacak dedim efendim. Hmm dedi. Diskasyon orada bitti. Evet, şimdi vaktinizi almak istemiyorum çünkü siz yoga yapmaya geldiniz. Biraz da hani sporunu falan yapmak istiyorsunuz. Ama tekrar şunu söyleyelim. Madem ki buradayız, kısa öz. Hayat çok kısa. Ve siz şanslı varlıklarsınız bu dünyada. Çünkü böyle bir sisteme girmişsiniz, başlamışsınız. Böyle güzel bir yerdesiniz. Allah razı olsun.
Zuhal Hanım, AK Merkez bize burayı açtı. Allah bin defa razı olsun. Teşekkür afiyet etmem hocam. Lazım. Alkışlayın lütfen. Çünkü bu kadar güzel bir yerde, değil mi? Bugünün şartları içinde en güzel yerdeyiz gerçekten. Biz bu şartlarda buradan daha iyi bir yerde olamazdık. Kendi grubumuz için söylüyorum. Yani sayenizde hocam. Sizle ilgili hocam. Biz teşekkür canım. Ederiz. Ve de bu organizasyonu yapan kardeşlerimiz Orkun Hoca ya vazifelendirmiştik. Muhteşem gayretleriyle çalıştı. Esra Hak kardeşimiz, Murat kardeşimiz, bütün vakıftaki kardeşlerimiz, Sid Aşram öğrencileri, talebeleri ve hocalarımız. Bu sefer dedim ki, ne söylesem ki hocaya. Üstadlarla konuşurken bir üslup vardır. Bilir misiniz? Şimdi siz talebesiniz ya, hocalarınız varsa ben size bir sır vereyim. Üstada gidip de ne haber, nasılsın hocam falan öyle konuşulmaz. Eğer bir şey söyleyeceksen diyeceksin ki hocam bir şey söylemek istiyorum, müsaade var mı? Böyle başlarsanız o hoca sizi çok sever ve daha çok bilgi verir. Yani kendinizi hemen o seviyeye çıkartmayın, biraz mütevazi olun. Ben dedim kendisine, müsaade eder misiniz efendim? Size cevap vermek istiyorum. Buyurun dedi. Dedim ki ben yogayı öyle bir anladım ki, yoga yaptıktan sonra, bir müddet yaptıktan sonra kişi inançlı bile olmazsa öyle bir bilgelik uyanacak ki inanç bile başlayacak içinde. Hangi bir yogiyim? Dedim yani şimdi o kadar bir coş yani şimdi. Dedim ben küçük bir yogiyim, yeni geldim, Türk'üm şu. Nasıl öğretiyorsun? Ben anlattım. Yama niyama, ahlaki, felsefi, şu bu, nefes. Anlattım işte nasıl öğretiyorsam. Bana dedi ki sonunda, inançlı olmayana öğretmeyeceksin. Çok önemli bir şey anlatıyorum size şimdi. Üstad dedi ki, inançlı olmayana öğretmeyeceksin. Ben dedim ki kendisine, ben Anadolu'dan geliyorum. Bizim bir üstadımız vardı, Rumi Mevlana. Der ki, hangi dinden olursan ol, istersen putperest ol, istersen tüybeni bin defa bulmuş olursan ol, yine kapımı sana açık demiştir. Dolayısıyla ben de torunu sayılırım. Böyle öğretiyorum. Yine konuştuk biraz daha. Yine dedi ki, dinsel takılırsak her toplum diyor ki benim dinim daha iyi. Kardeşim sana ne? Yani benim dinim daha iyi, benim yaratanım daha iyi. Böyle bir kavga başlıyor zaten. Yoga'da bu yok. Yoga diyor ki herkes kardeş kardeş. Din yok. Dinle ilgimiz yok bizim. Yoga'da. Ama inanç var. İnanç var. Ben size komik bir şey anlatacağım şimdi. Hintli arkadaşlarımız da burada var. Kardeşlerimiz. Bir gün ben Patabi Joyce ile tanıştım. Bilirsiniz bir kısmınız. Patabi Joyce. Hindistan'da. Büyük bir üstad. Bilen var değil mi? Elinizi kaldırın. Patabi Joyce'u tanıyanlar. Ashtanga Yoga'nın kurucusu. Ashtanga, Vinyasa falan. Kendi şeyine gittim, aşramına gittim. Karşılıklı. Dersinden sonra gel dedi, otur dedi. Sohbet edeceğiz. Tamam dedi. Ders yaptılar. Patabi Joyce'la karşı karşıya oturduk. Talebeleri de geldi onun. Ben de işte tuhaf olduğumuz için. Ama hiç bükülmedim. Şimdi burada bir sır var. Biz doğarken hepimiz belki reenkarnasyona inanırız veya inanmayız. Onu bilemem. Herkes serbest. Ama doğuşumuzda hepimizin içinde bir bilgelik çekirdeği var. Bilgelik çekirdeği ekilmiştir. Herkes de farklı. Nedenini bana sormayın. Siz keşfedeceksiniz. O bilgelik çekirdeği sulanıp beslenirse siz güzel bir ağaç, meyve veren bir ağaç olursunuz. Ama o çekirdek oradadır ama eğer sulanmazsa, beslenmezse orada kalır. Siz içinizdeki bilgelik çekirdeğini beslemeye bakınız. Ve sizin elinizde çok güzel bir element geçmiş. Nedir o? Yoga. Yoga yapmıyorsanız tasavvuf yapın. Müstik öğretilere bakın. Bütün müstik öğretiler kutsal ve doğrudur. Ama biz kendi şeyimiz yok artık. Bütün zorluklar imtihandır.
ve bizi pişiriyor. İyi ki ben zorluklar yaşadım. Bir gün dostlarım bana sordular. Şimdi tabii ben belli bir yaştayım. Benim dostlarım var. Yani o arkadaşlarım tabii karşılaştığımız zaman yoga yapmadılar, başka şey yaptılar kendilerine göre. Bana sorarlar, sen nasıl bu hale geldin? Bana acıyorlar yani, sen nasıl bu hale geldin? Tuhafsın yani sen. Ben de diyorum ki, yaratan bana çok büyük bir kıyak yaptı. Ben çocukken çok zor bir çocukluk yaşadım. Hastalıklar, aile problemleri, acayip zorluklar yaşadım. Çok ıstırap çektim. İşte benim en büyük mükafatım o oldu. Bir insanın bilinç seviyesi onun yaşam tarzıyla ilgilidir. Ne kadar bilincin varsa o kadar özgürsün. Dostlarınızı seçerken bakın. Hangi bilinçteyse o kadar özgür. Yoga bize özgürlüğü getiriyor. Tam özgürlük. Yani sen varsın ve sen evrenin kendisisin zaten. Bu bilince ulaştığın zaman vay be, iyi ki varmışım diyorsun bu hayatta. İyi ki gelmişim. Yoksa garibim, zavallı ya. Ne yapıyoruz ki burada? Zor işler. Ben böyle konuşuyorum ama zannedeceksiniz ki bu adamın tabii parası var, her şeyi var, tabii böyle konuşur. Beni tanımadığınız için hiç ilgisi yok. Benim bir kitabım var. Şu anda piyasada kalmamış ama otobiyografi, spiritüel otobiyografi. Ben bazılarını okumuş. Çoğunlukla insan olmaya başlarsak ve yeterli kadar çoğunluk, bu dünya kurtulur. Savaş olmaz. Niye savaşıyoruz ki? Geri zekalı olmak lazım. Biz buraya doğarken savaşmak için mi geldik? Bizi kandırdılar. Yoga bizi uyandırır. Sen insanoğlu muhteşem bir varlıksın. Evrende en muhteşem varlık insandır. Ve çok güçlüdür insan. Kendini keşfedersen ne kadar güçlü olduğunu görürsün. Yaratandan geliyorsun. O kadar güçlüsün. Ama yapıcı, pozitif ve kudretini gösterebilirsen hayatında varsın. Yoksa zavallı bir mahluksun, henüz insan değilsin. Yoga'dan bahsediyorum. Yoga'yı bütün boyutlarıyla birkaç sene yaptığımız takdirde bu bilince ulaşırız. İnsan olma bilinci. Benim hedef rolü olan varlıktır. Evren bitmiş değil. Evren halen genişliyor. Ve insan oğlu eğer buradaki misyonunu doğru yaparsa evrenin genişlemesinde rolünü yapmış olacak. İnsan oğlu bütün adımlarıyla, ama ilk önce düşünceden başlar. İlk önce düşünce, sonra ifade, yüz ve göz ifadesi, sonra da davranış, tavır. Bunları pozitif olarak yaparsa, yani hiçbir varlığa zarar vermezse, bitkiye, toprağa, ateşe, hayvana, suya, nehire, hiçbir şeye zarar vermezse ve bütün adımlarında ve davranışlarında ve düşüncesinde hep pozitif ve yapıcı olursa insan olmaya başlamıştır. Yoksa halen insan olamamıştır. Bebeklik çağındadır. İnşallah nasip olur, yolu bulur, insan olmaya başlar. Eğer biz toplum olarak dünyada, ama biz farkında değiliz. Zaman içinde doğru çalışmalar yapıldığı takdirde mistik öğretilerden ve üstadlardan nasibimiz olursa o içimizdeki bilgelik uyanmaya başlar. Ve o zaman insan olduğumuzu anlar ve insan gibi yaşamaya başlarız. Yoksa bugün gördüğümüz gibi dünyada insan gibi gözüken mahluklar gibi yaşarız. Biz insan olmak istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Ne demektir? Kocaman bir şey. İnsan gibi olmak, değil mi? Nedir insan? Sormayacağım size, vakit yok. Ben söyleyeceğim. İnsan, yaratanın rüyası, kendini seyretmek için bizi yolladı deniyor. Ama biz şunu anladık. İnsan, biz kutsal varlığın
hediyesi olan ruhlarız ve bu beden bizi taşıyan bir araba. İşte yoga bütünüyle yapıldığı zaman bu bilince ulaşırız. Ama sadece fiziksel boyutuyla yapılırsa bunun bilincine ulaşamayız. Ve biz hep böyle gider güzel güzel yoga yaparız, hava atarız, egomuz çok güzel ilerler. Ama biz halen iyi bir vatandaş olamayız. Uzun zaman içinde, uzun zaman dediğim şey şudur, kişiye göre ama en az birkaç sene yoga yapıldığı takdirde, söylediğim şekilde bütünüyle yapıldığı takdirde kişi kendini bulur ve insan olduğunu anlamaya başlar. Biz insan olarak doğmayız. Biz insan varlığı olarak doğarız. Küçük varlık insan yapısında ama henüz insan olmanın ne olduğunu bilmiyoruz. O bilgelik ile eğer yoga çalışmaları doğru yapılırsa, doğru yapılırsa, nedir doğru yapılırsa? Sadece fiziksel egzersizler değil. Nefesleri çok önemli. Beslenme çok önemli. Dinlenme çok önemli. Meditasyon çok önemli. Her şey çok önemli. Eğer bütünüyle yapılırsa o zaman kişinin üç bedeni dengelenir. Aslında yedi bedendir ama biz üç beden diyelim anlaşılsın diye. Üç bedeni dengelenir ve kişi kendini bulmaya, anlamaya başlar. Eğer bütünüyle yapılırsa. Ama bütünüyle yapılmadığı takdirde sadece fiziksel boyutuyla yapılırsa yine fayda görür. Çünkü fiziksel boyutta fiziksel bedeni sağlıklı olur. Ama yeterli değil. Çünkü zihinsel ve ruhsal yapısına hantallık ve tembellik kalır. O zaman kişi kendini bulamaz, kendisini beden zanneder. Hani çalışıyoruz derken hani siz kimsiniz diyebilirsiniz. Biz kimiz? Biz siziz. Hepimiz tekiz. Yoga felsefesinde bütün hayat tektir. Bütün evren tektir. Her şey tektir. Ama biz o yaşamın hücreleri olduğumuz için kendimizi şu hücre, bu hücre gibi görebiliyoruz. Ama biliyorsunuz ki bütün dinlerde, bütün müstik öğretilerde bundan bahsedilir. Eğer spiritüel anlamda ahlakı ile, içsel yapısı ile, ruhsal yapısı ile, duygusal yapısı ile, beslenmesi ile ve her şeyle, yani bütün hayatı içine alan bir sistem olduğu şekliyle anlatarak öğretmeye çalıştım ve yayılması için çalıştım. Bugüne kadar ve şükürler olsun sizleri görüyorum. Zaten artık Türkiye'de bir tabanı oluştu. Şimdi Yoga Vakfımızın hedefi bu imkanları olanlar değil de hadi popüler dostlarımız, bir de imkanları olmayan, belki hasta, belki hastanede, belki hapishanede ve belki de müdürler, firma sahipleri, belki başbakan, belki meclis, etkisi olacak, topluma yararlı olacak insanlara ulaşıp hem üstten üst tabakaya hem de en alt tabakaya ulaşmak hedefiyle çalışıyoruz.